İstanbul ve Ankara'daki kutlamalar böyleydi. Peki Türkiye'nin geri kalanı Emek ve Dayanışma Bayramı'nı nasıl kutladı? Alanların havası nasıldı? Sırada yurttan 1 Mayıs manzaraları var. Masum, daha 10 yaşında, Bursalı bir çocuk işçi. Bugün onun da bayramı. O da kent meydanındaydı ama bayram için değil. İş için. Onun işi plastik atıkları toplamaktı. O da öyle yaptı. İşçi abilerinden kalan atıkları topladı. Topladıklarını yüklenip tüm meydanı adım adım dolaştı. Bugün tüm işçiler, emekçiler yurdun dört bir yanında meydanlardaydı. İşte Mersin. Hava günlük güneşlikti. Katılım yüksek oldu. Türkçe, Arapça, Kürtçe pankartlar açıldı. Halaylar çekildi. Burası da İzmir. Gündoğdu Meydanı'nı yaklaşık 15 bin kişi doldurdu. Birisi oy peşinde, öteki rant işinde. Kıyamet değilse bile bir şey korkmalı. Diyarbakır'da da BDP'lilerle CHP'liler aynı meydandaydı. Dağkapı Meydanı binlerle dolup taştı. Tunceli'de ise 1 Mayıs ilk kez kutlandı. 10 bin kişi pankartlarıyla sokaktaydı. Sivas ve Nevşehir'deki kutlamalara ise öğrencilerin protestosu damgasını vurdu. Polis güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Ama en sıkı önlem Burdur'daydı. Kutlamalara katılan 400 kişiye karşılık 400 polis görev yaptı. Adana polisinin asıl mesaisi ise kutlamalardan sonra başladı. Çünkü işçilerin çekildiği meydanı çocuklar doldurdu. Amaçları olay çıkarmaktı. Çıkardılar, yol kapatıp polise molotof attılar. Polis gaz bombasıyla müdahale etti, çocukları dağıttı.